AK Parti Muğla Milletvekilleri, Muğla ve ilçelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı salonunda kentteki basın mensupları ile bir araya gelen milletvekilleri, iktidarların Muğla ve ilçelerinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları dışında tüm zamanımızı teşkilatlarımızla birlikte geçirmeye özellikle gayret ediyoruz arkadaşlar. Teşkilat olmaktan sonra bu işler olmuyor. Genel merkezinde bunun üzerinde o kadar çok duruyoruz. Halkımızla bir arada olduk. Teşkilatlarımızla her zaman bir araya gelmek için özen gösterdik. Hemşehrilerden gelen istek ve talepleri takip ediyoruz. Bir, çoğunu sonuçlandırdık. Çoğu sonuçlandırmadığımızda çözmek için uğraşıyoruz. Tabii ki bütün işlerin çözülme imkanı çok zor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar Muğla'da vatandaşlarımızın taleplerine değiştiriyoruz. Muğla'mızda ve 13 izemli yatırım ve projeleri takip ediyoruz. Aksayan, geciken hususlar varsa bakanlığımızla irtibata geçiyoruz. Gerekirse yüz yüze randevu alıp iki vekil olarak gidip takip ediyoruz arkadaşlar. Hep sahadayız. Son iki haftada ben özellikle muhtarlarımızla birlikte 8 ilçemizi gezdik, taleplerini dinledik. Genel olarak muhtarlarımızın talepleri arkadaşlar, Aydem'deki sıkıntılar, telekomdaki sıkıntılar, devlet su işlerinde sıkıntı ve bir ilçede de Tapkadostra ile ilgili sıkıntılar oldu. Aydem'de il müdürümüzle birlikte Denizli'ye gittik çarşamba gün ve Denizli'deki Aydem Genel Müdürümüzle görüştük. Evet, Muğla'ya yatırımlar, Aydın, Denizli, Muğla'ya baktığımız zaman arkadaşlar %55-60'ını Muğla'ya veriyorlar yatırımlar. Ama bu ne demek? Önce hizmetler öbür taraflara gitmiş, azalmış. Şu anda Muğla'ya ağırlık veriyorlar. Bundan sonra da Muğla'ya ağırlık veriyor arkadaşlar. Evet, Aydem Genel Müdürümüzün tek ricası isteği arkadaşlar, muhtarlarımızın direkt olarak aramaları, arızayı aramaları. Arızada nerede bir sıkıntı varsa, hangi trafoda varsa arkadaşlar, trafo merkezinde görünüyor orada. 300 tane telefon var. Sadece Denizli, Aydın, Muğla'ya bakmıyorlar, Manisa, İzmir'e de bakıyorlar. Oradaki arızalarda onlar bildiriyor. Yani tesis olarak çok güzel bir yer. Tamamen kurmuşlar. Artık Muğla'da bir arıza varsa, hangi muhtarımız aradıysa şu trafoda arıza diye bildiriyorlar direkt. Hiç yani il başkanımı, vekillere, muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın aramasına gerek yok. Direkt olarak arızayı ararlarsa arıza daha çabuk zamanda çözülüyor arkadaşlar. Bunun da buradan bir bilgisini vereyim dedim. Yerinde çözemediğimiz sorunları not aldık. İlgili birimlerle, kurum müdürlerine, gerekirse de bakanlıklarla çözmek için çalışma yapacağız. Tabii ki Ankara'da olan çalışmalarımız, biz 1 Ekim'de meclis açılıyor. Şurada 2 haftayı bir zaman kaldı. Bakanlarımız da olacak. Büyük işler de var. Onlar da inşallah 2 vekil olarak bunun üstesinden geleceğimize ben yürekten inanıyorum. AK Parti olarak 22 yıllık süreçte hep ülkemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın refahı için çalıştık arkadaşlar. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yerel seçimlerde beklediğimiz sonuçları alamadık. Hedeflerimizden bir sapma oldu. Tabii ki 22 yıllık iktidarda yerel seçimlerde bir sıkıntı oldu. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerelde birinci parti yaptı. Vatandaşın verdiği karara biz sonuna kadar saygı duyuyoruz. Başımızın üstünde yeri var. Onlar da çalışacak arkadaşlar. Çalışmaya devam edecek. Yerelde başarılı olursa arkası da gelir. Ama biz sahayı hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Sonuna kadar çalışacağız. 2028'de genel seçim ve 2029'da belediyeler tekrar alacağımıza ben yürekten inanıyorum. Genel yer seçimlerin yerel seçimlerden dinamikleri farklıdır. Yerel seçimler vatandaşın oy verme gerekçeler farklılık gösterir. Emanet oylarda belediyeleri alan CHP halen ana muhalefet partisidir.
Biz yerel seçimlerde vatandaşlarımızın verdiği mesajı aldık. 13 ilçemiz ve Muğla'mız için çalışmalarını devam ediyoruz. Biz kısır çekişmelerinden dedikodadan partisi değiliz. Ülkemizin en güçlü, en dinamik partisiyiz. Halen birinci partiyiz. Daha yapacak çok işimiz var. Biz çalışırken, icraatlarımıza devam ederken CHP tartışmaları erkenden başladı. Biz sağdayız. Ancak seçimlere daha 4 yıl varken ana muhalefet partisi kim cumhurbaşkanı adayı olacak, kim yardımcısı olacak kavgasına tutuştu. TÜZİK kongresinde kim önce konuştu, kime son anda konuşma verildi tartışmalarla gündeme geldi. Hemşehrilerimiz kavga değil, hizmet bekliyor. Sahada biz bunu görüyoruz. CHP'nin kazandığı ilçe belediyelerinde hemşehrilerimiz belediye hizmetlerinden sağlıklı yapılmasını bekliyor. Belediyenin asli görevi olan çevre, yol, su, elektrik, ulaşım ve bunlara imar gibi konuları eklediğim zaman bu işleri yapmak ve bu işleri takip etmek olur. Onlar boş tartışmalarla uğraşırken biz ülkemizin gerçek gündemini takip ediyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımlarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz vaat etmiyoruz, icraat yapıyoruz. Muğla'mıza yeni bir Muğla daha ekliyoruz. AK Parti olarak genel merkezimizle Muğla il ve ilçe teşkilatlarına dimdik ayaktayız ve geleceğe umutla bakıyoruz. Bodrum Devlet Hastanesi'nin ekip ekipman gibi ihtiyaçlarını çözdük. Seyit Kemer Devlet Hastanesi'ni rol grubunu yükselttik. C sınıfından B sınıfına yükselttik. Bu şekilde hastanemize branş doktor ve tıbbi cihaz yönünden zengin bir hüviyet kazandık. Bodrum ve Fethiye Devlet Hastanelerimize antiyorofi cihazı kazandırdık. 14 Mayıs 2023 tarihinde seçimlerden sonraki dönemde bu olay için yapılanların kısa bir özetini sizlerle paylaşacak. Muğla'ya 3 Kasım 2002'de seçilen vekillerimizle birlikte her dönem bütün vekillerimizin katkıları oldu. Bu hizmetlerin bazıları tamamlandı, bazıları geçmiş dönemde başlayıp devam edenler var. Yine bu dönem başlayanlar var, başlayacak olanlar var. Hepimizin ortak paydası Muğla'ya hizmet edebilme. Bu bağlamda bazı hizmetlerden zaman zaman sizlerin de katkılarıyla halkımızın, vatandaşlarımızın bilgileri var. Ancak bazı hizmetlerin henüz belki de somutlaşmaması sebebiyle bilgilerinin olmadığı da söz konusu olabiliyor. Bugün biz sizlerin de vasıtasıyla Muğla'ya yapılanları, yapılacak olanları, bitmiş olanları, bitecek olanları, kısacası Muğla'ya yapılan hizmet kervanının son durumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, çok önemli hizmetler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Ben sadece bir konuda sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum 2021 yılındaki büyük orman yangınları sırasında evet çok büyük fedakarlıklar gösterilmesine rağmen birçok olumsuz, haksız eleştiriler olmuştu. Sadece geçen hafta Sarnıç bölgesinde yapılan olan çıkan yangını takip ettiğimizde iki gece helikopterinin yaklaşık 9-10 yangın uçağının ve 13-14 tane de yangın helikopterinin aynı anda yangınlara müdahale ettiğine şahit olduk. Evet, AK Parti olarak iktidar olunduğu günden bugüne bütün kurumlara çok önemli hizmetler yapıyor. Bütün kurumlarımız önemli aşamalar kaydetti ve ülkeye hizmet edebilme adına da çok önemli yatırımlar yaptı. Ben tekrar sizlere katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, biliyorsunuz AK Parti teşkilatları olarak tüm Türkiye'de şehir buluşmaları yapıyoruz. Az önce de söyledim, dün komşu ilimiz Denizli'deydik, Adalet Bakanımız geldi. Yine Muğla ilini yakından ilgilendiren Bölge İdare Mahkemesi'nin açılışını hep birlikte yaptık. Bölge İdare Mahkemesi'nin içinde aynı zamanda Adli Tıp Grup Başkanlığı ve Adalet Sarayı var. Bölgemizi de Muğla'yı da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Muğla ili olarak önceden İzmir'e bağlıydık, şimdi Denizli'ye bağlı olacağız. Aynı zamanda hem Muğla hem Uşak ili
Denizli'ye bağlanmış olacak. Bu da bölgemiz açısından bizler için oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde de Türkiye buluşmaları kapsamında Muğla'da buluşacağız. İşte il başkanımızı organize edecek. Şehir buluşmalarında genel başkan yardımcıları, bakanlar, bölge milletvekilleri, MKYK üyeleriyle tam bir şehir çıkartması yapıyoruz. Her ilçeye milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımızla birlikte esnafından hane halkına ziyaretlere kadar, bölgeye yapılan yatırımların açılışına kadar her türlü ziyaretlerle birlikte 81 ilde inşallah Eylül ayının sonuna kadar Manisa'ya gideceğim. Manisa'da da yine şehir buluşmalarına katılacağız. Kongre süreçlerimizi AK Parti olarak başlattık biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde delege seçimleri başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. 12 Ekim'den itibaren de ilk ilçe kongremiz olacak. İnşallah Ocak, Şubat gibi ilk kongreleri 2025'in baharında, Mayıs gibi de inşallah büyük kongreyi taşlandıracağız. AK Parti olarak her daim genç, her daim dinamik, yenilenmiş kadrolarla yolumuza devam edeceğiz. Bize kongrelerimiz her zaman düğün bayram havasında geçer biliyorsunuz. Muhalefetin kongrelerine benzemez. İşte onlar en son tüzük kurultayında neler yaşadıklarını gördük. AK Parti olarak biz bu demokrasi olgunluğu içinde, birlik beraberlik içinde 23 yıldan beri iktidarda olmanın vermiş olduğu haklı gurur ve onurla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmanın her zaman mümkün onurlu ve gururlu yaşadık. 5 yıl boyunca Yavuz Vekilimizle birlikte Muğla'ya güzel işler yaptık. İşte altyapısından, sağlığından, turizminden, hastanesinden, karayolundan, spor tesislerine kadar Muğla'ya çok güzel hizmetler ettik. Bayrağı Yakut Vekilimle Kadem Vekilimize verdik. İnşallah onlar da bizden çok daha yukarıya bu bayrağı çıkartacaklar. Amacımız Muğla'mız için, yeryüzü cenneti Muğla'mızın her alanda hak ettiği yere gelmesi. Bu dönem il başkanımızla, vekillerimizle birlikte hep beraber güzel Muğla'mız için çalışıyoruz, koşturuyoruz. Ben katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.